Whoa! That's fantastic. Eat like a pro. Yeah. Eat like a pro. Thank you. Evet, tekrar herkese merhabalar. Şimdi bu seans çok heyecan verici bir seans benim için. Çünkü ben bütün mizahımın büyük bir bölümünü aslında içinden çıktığım iş dünyasındaki yöneticileri ve onların bazı tavırlarını hicvetmeye adayarak yeni bir kariyer inşa ettim. O yüzden bu 20. marka konferansından önce sevgili Ayşegül deyince bana, Kaan şöyle bir fikir var aklımda, 3 tane CEO karşına geçecek ve sen istediğin soruları soracaksın, ne dersin dedi. Dedim ki Allah derim yani, ne diyeceğim. Ama dedim gerçekten istediğim soruları sorabilir miyim? Gerçekten istediğin soruları sorabilirsin dedi. Sonra sosyal medyada paylaştım bunu, bu sabah paylaştım ve altındaki yorumlar inanılmaz yani. Çekirdekleri aldık, bekliyoruz, işte molaya çıkacağız o saatte, beklentimiz çok yüksek. Seansın adı da Beyaz Yakalı'nın intikamı olunca beklenti çok yükseldi. Fakat unutulan bir şey var, ben artık Beyaz Yakalı değilim. Yani Beyaz Yakalı olanlar, birazdan gelecek olan konuklarım. O yüzden orada bir trik mi var, intikamı kim alacak, birazdan hep birlikte göreceğiz. Çok kıymetli alkışlarınızla 3 değerli yönetici büyüğümü sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Sani Şener, TAV Havalimanları CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı. Sayın Agah Uğur, Borusan Holding, önceki CEO'su, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, danışman ve startup yatırımcısı. Ve Sayın Ahmet Dördüncü, Akgök Holding, İcra Kurulu Başkanı. Alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım. Hoş geldiniz. Sizi de ortaya alayım. Hemen saat siz yürürken çalışmaya başladı. O yüzden o da ayrı bir heyecan katıyor. Hepiniz hoş geldiniz seansımıza. Şimdi ben öncelikle Sani Bey sizden başlamak istiyorum. Çünkü hem bu marka konferansı için yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda hem de benim kişisel biraz bir mizahçı olarak gözlemlerinde ben şunu gördüm. İşi hayatının gerçekten odağına koyan bir profil gördüm sizde. Yani böyle sanki sabah kahvaltısında iş konuşan, işte böyle bayram ziyaretinde tavın büyümesine konuyu getiren bir... Bir profil gördüm ama acaba yanlış mı gördüm? Yo, doğru görmüşsün. Aynı öyle. Çok güzel görürüm ben. Ben işime çok odaklıyım. Hmm. Bunu hiç gizlemiyorum. Hmm. Hobilerim yok. Hiç yok mu? Sadece çalışırım. Yani ama mesela şimdi işine odaklanmak demek sadece o günkü günlük işe değil. Yani iş geliştirmeye de odaklanmak demek. Yani bir elim iştedir ama bir gözüm de pazardadır. Pazarı çok iyi şey yaparım. Biz mesela şimdi Almaty Havalimanı'nı aldık. Yani ta Kazakistan. Geriye dönüyoruz tekrar. Tian Shan Dağları'nın eteğine. Niye dönüyoruz? Çünkü... Şu anda da aynı şey oluyor. Görüyorsunuz. Dakika bir, gol bir. Şimdi... Ve Almaty Havalimanı falan derken. Yani ama ne yapayım? Çünkü baktık ki Çin, Hindistan, Kazakistan, Özbekistan 20 yıl içinde 500 bin tane pilot yetiştirecekmiş. Yani aslında diyor ki tavın kendisi hobi diyor. Yani evet, tavın kendisi hobi. Yani, İşi kendi hobiniz haline getirmişsiniz. Büyüyor, büyüyor. Onun için odaklanmam gerekiyor. İngilizlerin bir lafı var. It's not hocus pocus, it is all about focus. Döktürdü yine. Ama bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Yani fokus sadece işe mi? Yani hayatın bir sürü rengi var. Böyle sıkıcı değil mi? Yani bir süre sonra başka şeyleri, hayatın başka renklerini merak etmiyor musunuz? Yani aslında benim işim o kadar renkli ki, o kadar fazla ki başka bir renge pek merak zamanı kalmadı. Peki burada mesela Agah Bey size dönsem, siz daha farklı bakıyorsunuz biraz olaya. Yani hem işimi de yaparım, hem işte sanat koleksiyonlarınız var, startuplara yatırım yapıyorsunuz, girişimcilere yatırım yapıyorsunuz, her şeyle ilgileniyorsunuz. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani gerçi üst yöneticiler genelde böyle oluyorlar. Yani zaten sanat koleksiyonları oluyor, işte tekne gezileri oluyor, şeyler oluyor. Yani çok ince bileklikleri oluyor, ince kravatlar oluyor ama bizde öyle bir şey yok. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani üst yönetici olduğunuz için mi bunu yapıyorsunuz? Yoksa hani hep mi böyleydiniz?
Başardığımı söyleyen mi var? Nasıl? Başaramadınız mı? Yok. Ondan önce bir şey söylemek tabii istiyorum. Sahne ile ilgili. Sahne 20 yıllık dostum, hepimiz beraberiz. Yani Sani etrafındaki herkesin hobisidir. Çok o kadar renkli bir insandır ki, ciddi söylüyorum. Başka hobi olmanıza, sahibi olmasa gerek yok. Sani ile beraber olun yeter. Sizin peki hobiniz Sani Bey mi sadece? Ben şimdi anlatayım. Buradan el ele beraber çıkacağız. Sizin oradaki prensibiniz Ahmet ne yani? Ahmet elini tutmuyorum. İş yok, hayatındaki prensibiniz. Ben önemsediğim bir konuya değindin. Yani yıllar önce bir söz duydum ve hayatımın önemli değişimlerinden birisini onunla yaşadım. V'nin dehasının peşinden git diyor. Veya'nın zorbalığının değil. Yani hayat aslında birden fazla. Her şey yap. Onu hayat, bırak, hayat, gerçekten birden fazla. Tom Sachs diye önemli bir conceptual artistin stüdyosunu gezmiştik New York'ta. Demişti ki benim stüdyomda 1+1=1,000,000. Hayat da böyle bir şey. Eserler tabii pahalı ki, herhalde. Tabii ki. Milyon derken evet. Dolar. Yani bir alana bir TL bedava değildi gibi anladım. TL peki değildi. Şunu soracağım. Yani çalışanlarınızın V'lerine de mesela aynı ölçüde özen göstermesi sizi mutlu eder mi? Ne gibi? Tam şu şey gibi. Mesela çalışanınız işini seviyor ama işte ne bileyim Iron Man olmak istiyor veya işte aynı zamanda oyuncu olmak istiyor veya aynı zamanda müzikle ilgileniyor ve mesela sizden erken çıkması gerekir. Onu da yapmak istiyor, onu da yapmak istiyor. Siz hani hep V'lerin, işte V'ya'lar zorba ya, V'leri destekler misiniz orada? Mesela onun sizden önce çıkması sizi rahatsız eder mi? V'si için. Vallahi şöyle düşündüm hep. Hep oldu başıma geldi bu çünkü. Ben ondan daha çok kazanıyorsam daha çok çalışmam lazım dedim. Aa, müthiş bir prensip. Doğru cevap değil mi? Doğru cevap. O zaman bir dakika, yani sizin bu hesabınıza göre yeni başlayan MT sabah gelip öğlen gidebilir mi? Vallahi bir denesin istersen. Peki Ahmet Bey, size şunu sormak istiyorum. Siz çok daha farklı bakıyorsunuz olaya ama şu an öyle bakıyorsunuz. Yani sizin için iş ve özel yaşam arasında böyle çok katı bir çizgi var gibi. Yani torunlarınızı siz söylediğiniz için söylüyorum. Hani torunlarınızı görmek için bazen erken çıktığınız oluyor, evet. Bazen özel hayat için. Mesela çalışanınız gelse size dese ki ben ya bu akşam işte çocuğumun okulda gösterisi var, erken çıkmak istiyorum. Hani siz aynı şekilde buna anlayışla karşılar mısınız? Ya da sizin şirketinizdeki, siz muhakkak karşılarsınız da sizin şirketinizdeki... Sizin şirketinizdeki yöneticiler karşılamalı mı anlayışla? Kesinlikle evet. Yani dolayısıyla benim çalışanlarımdan bir tanesi çocuğunun aile birliği toplantısı, yoksa bir hastaneye gitmesi veyahut da şunu yapması, bunu yapması sebebiyle benden izin aldığı takdirde, üstelik böyle şeyinden de düşmeden, yani ne derler, İzninden, performansından da. İdari izin olarak gitmesine önem veririm. Ama benim için önemli olan şey etkinlik. Gidebilir, yapabilir ama o zaman, kalan zaman içinde işini tamamen bitiriyor olması lazım. Yani bu benim için en önemli konu budur. Ama siz bir de şimdi şöyle, şu an böyle bakıyorsunuz ama geçmişinizde bildiğim kadarıyla çok farklı ülkelerde zaman zaman ailenizi burada bırakmak pahasına başka ülkelerde çalıştığınız falan olmuş. Mesela orada sizi tetikleyen neydi? Şimdi böyle bakıyorsunuz, hani aileyi, hani bu noktaya belli bir yaş, şey, belli bir deneyim, belli bir deneyimden sonra mı gelinmesi lazım illa? Siz o zamanlar neden gitmeyi tercih ettiniz mesela? Yani şimdi bu şu anda öyle dediğin gibi. Fakat bu işte ben kendi kendime şunu söylüyorum. Yaşlanmanın dayanılmaz hafifliği. Yani bu saatten sonra insan biraz daha hakikaten karımın da söylediği gibi wise oluyor. Biraz daha böyle tolerans oluyor. En azından öyle olmaya çalışıyor. Ama o zamanlar evet doğru söylüyorsun, biraz daha farklıydı. Yani mesela yurt dışına çıkma, başka yerlerde çalışma benim için çok önemli bir merak konusuydu. Gerçekten meraktan. Yani yeni bir kültür, yeni bir lisan, bambaşka bir mesela dünya. Mesela Brezilya'da çalışmışsınız. Oradaki merak... Hani ya yani şimdi ama soru soruyu açıyor. Ya bir dakika yani? Kaan, şimdi bu da setup da burada, yani ben şimdi zaten Ahmet'in hayatı Brezilya özür dilerim. Sonrası diye iki yani şimdi oradaki merak istediğini sor dediler. Ne yapayım yani? Orada yani oradaki merak ne olduğunu istersen başka bir zaman konuşalım. Ya şimdi bizim ruhlarımız ayrı. Yani ruhlar... O çok net. Ya net. Yani şimdi Ahmet'le bir gün tatile gittik Ahmet'le. Ahmet dedi ki hadi denize girelim.
gittik. Burada bir saat, bir kulaçları ölçüyor. Burada bir şey nabzını ölçüyor. Bir gözlük takmış. Onunla müzik dinliyor. Atladı gitti. 2 kilometre yüzüyor. Ben atladım 3 kulaç sonra aklıma bir şey geldi. Allah'a döndüm geri. Telefon açtım. Şimdi hobi bir günde onların evine eşimle birlikte, karımla birlikte davet etti. Gittik. Ev bir müze. Her şey var. Resim, sanat eserleri, video art'a çok meraklı video art'lar. Buna, siz anlar mısınız? Yani işte ilgileniyoruz. Ondan sonra bana video art'a inanır mısınız filan? Bana dedi ki, ya dedi yıllardır yapamadığım bir şeyi yaptım dedi. Gel dedi aşağıda sana dedi göstereceğim dedi. Çok heyecanlıyım dedi. İndik alt kata, bütün alt kata asfalt dökmüş. Asfalt? Asfalt dökmüş. Bu ne dedin ya? Sanat eseri o. Sanat eseri diyor. Yani ben, biz pislerde döküyoruz asfalt. Ve bundan çok heyecanlanmış. Yani şimdi biraz... Vallahi doğru bu. Asfalt dökme hakkını almıştım. Siz yola döktünüz onu asfalttan döktüm. Heyecanlandırıyorsunuz. O mutfağa döktüyoruz. Bu havaalanı değil ya burası. Evet, tabii ki. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi burada böyle çok güzel gülüyoruz filan ama aslında şimdi sizin kadar iş odaklı insanlar, yöneticiler genelde kusura bakmayın biraz otoriter olurlar. Doğru. Yani doğru tabii muhakkak. Sorarken korkuyorum. Peki siz yani otoriter bir yönetici misiniz? Otoriter bir yöneticiyim. Hı hı. Ama bu otoriteyle baskıyı karıştırmamak lazım. Oo. Çünkü baskı özgürlüğü bütün yöneticiler öldürür. Genelde böyle söylüyor. Baskı özgürlüğü öldürür. Ha, evet. Otorite ise aslında adilse hı hı. Kurumsallıktır. Kurumsallık zaten bir otoritedir, bir disiplindir. Hı, şimdi ama bir de otonomi var. Hı hı. Yani otonomi ise nedir? Durumsallıktır. Kurumsallıkla durumsallığın paralel gitmesi gerekiyor. Bir daha tekrarlar mısın? Bir daha. Tamam. Anlamadım. Ben de anlamadım. Yani bugün de öğrenecek şey var burada. Nedir? Otoriteyi anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ya şey mi diyeyim? Ya bu ülke otoriteyi bilir. Şey mi diyeyim? Son. Nasıl bir ilişki var arasında? Otorite. Ben tekrarlıyorum arkadaşlar. Otorite ile otonomi arasında. Otorite ile otonomi arasında şu ilişki var. Bazen otorite beats otonomi, bazen otonomi beats otorite. Yani benim geldiğim yerde genelde otorite beats everybody şeklinde. Yani, doğru ama sen aslında otonomini kullanıp ayrılmışsın ve Türkiye'nin en büyük sanatçılarından birisin. Hayır çok teşekkür ederim. Yani bu nedir biliyor musun? Bu işi otonomi... İstifa etmemeye bir şey demediler sağ olsunlar. Ona izin verdiler. Bütün başarısızlıklarımıza baktığımızda otorite ile otonominin arasındaki balansı dengelemenin yapılamamasından geliyor. Hı hı. Hadise bu. Ama otorite olarak chief dictator officer değilim hı hı. yani. Hı hı. Öyle bir şeyim hı hı. yok. Kesinlikle normal insana değil işe doğru otoriteyi yapıyorum. Hı hı. Yapmazsak iş çığırından çıkıyor. Peki mesela şunu sorayım. Otorite sonuçta işi yapan da insan. Sizin çok net bir soru soracağım. Sizin şirketinizde akşam eve gidince, tatillerde maillerine bakmayan bir çalışanın yükselme şansı var mı? Yani şöyle... yani authority, autonomy bunlar çok güzel, net. Evet, yükselme şansı var ama maillerine bakmak mucizelere inanırsa diyorsunuz. Çünkü ben onların maillerine bakıyorum, gece de olsa. Onlar da benim maillerime bakması lazım. Bu kesin. Çünkü neden? Biz connectivity is productivity diyoruz. Kesinlikle herkesin her yerden, her zaman birbiriyle connected olması. Ama mesela yani. Özel zamanlarında da o maile bakarsa diğer productivity'lerine zeval gelmez. Ben özel zamanlarımda bakıyorum. Onlar da bakmalı diye düşünüyorum. Ama bu yükselmeye falan mani değil. O bakmıyorsa işi sevmiyordur zaten. Ben hep seviyordum ama hiç bakmıyordum. Ben mesela işimi hep severdim. Hep böyle her geldiğimde böyle o Excel'lerimi böyle tutkuyla açardım, sevgiyle açardım. Hep ama mesela iş dışında bakmazdım. Pek sevmemişim ki ayrılmışım aslında. Şimdi burada kesinlikle biz bilgi işçilerinin performansını katılımcılıklarıyla ölçüyoruz. Yani şuraya gelen insanlar aslında katılımcı, başarılı insanlar. İşini gücünü bırakmış buraya gelmiş. Şimdi mailine bakmayan bir adam katılımcı değildir. Yani onu dediniz. Peki. Yani süremiz kısıtlı olduğu için daha devam etmiyorum bu soruyu. Evet. Söyleyecek çok şey var. Doğru. Ama şunu söyleyeceğim. Benim de var. Ahmet Bey'e ben
Benim de var dedim. Peki Ahmet Bey, ben yine pası atmak istiyorum. Şimdi sizin bu konuda düşündüğünüz, akşam çalışanlarınızla mailleşir misiniz? Onların mail atmasını tasvip eder misiniz? Siz mail atar mısınız? Hayır, kesinlikle tasvip etmem. Eğer benim arkadaşlarım gecenin saat 10'unda 11'inde bana bir mail atıyorlarsa o şirkette bir yanlışlık var diye bakarım. Hatta döner derim, ne işiniz var orada derim. Bunlar hep çalışanlar. Yani ne dersin? Mail atana ne dersin? Saat 10'unda 11'inde bana birisi mail atıyorsa ne dersin? Ki cevap veririm, ya senin orada ne işin var? Hadi kalk git evine. Senin çoluğun, çocuğun, ailen, sevgilin, mevgilin yok mu derim. Bu ne iş ya derim. İşte benim de ben de şöyle olmuştu. Tamam. Ben yöneticimin gece attığı maile cevap vermemiştim. O ertesi gün beni çağırıp ne yapıyorsun sen, neyle dans ediyorsun, ne yaptığını farkında değil misin diye. O sizin sorduğunuz soruları o bana sormuştu. Tamam. Siz, tamam, bir şey öğrendim tabii, tabii. Ben buradan. Her şirkete 76 yaşında aşmış bir CEO lazım. Benim gibi. 76 deme bari ya. Şimdi o kadar olmadı. Kaçtın? Da. 67. Peki Agah Bey, sizin için şunu sorayım. Yani bir çalışanın başarılı olması için işin sırrı nedir? Ya da sizin beklediğiniz şey, sizi ne böyle bir çalışan da böyle gözlerinizi böyle açar? Ne beklersiniz onda? Nasıl bir yaklaşım? Vallahi her şeyi. Her şey mi? Yani aslında çok zor bir soru. Mesela merak dedi Ahmet Bey. Sizin burada bir şeyiniz ben var. Ben Agah'ın yerine karar söyleyeyim mi size? Agah tutku der muhakkak. Mesela. Tutku değil mi? Evet. Tutku der. Ama işini de sürekli tutkuyla nasıl yapsın insan? Raporlamacı o aksesleri tutkuyla mı açacak yani? aslında şöyle bir cevap vereyim. Şöyle bir cevap vereyim. Yani tutku tabii bu işin tutkalı. Hokus pokus kadar iyi olmadı ama. Yani, hiç reaksiyon almadı. Hayır şimdi evet. Keşke söylemeseydim. Hayır şey, yani inanın bitiyor. Hani her, bir laf vardır ya, herkes sevdiği işi yapsın diye. En azından sevmediği işi yapmasa evet. Yetecek inanın. Yani sevdiği işi yapmak çok kolay değil ama o kadar insan sevmediği işi yapıyor ki. Bunun için de insanların kendine güvenmesi. Bir cesaret. Şu ödenilmiş çaresizlikten vazgeçmesi evet, lazım. Bir cesaret. Nasıl girişimciler hiç paraları olmadan gemileri yakıp gidiyorlar, çalışıyorlar, evet. İş elinden geleni yapıyorlar bir şey kurmaya. Profesyonellerin de bu hakkı var ama biz bir takılıp kalıyoruz ve çıkamıyoruz. O Excel dosyalarının içinde boğulup kalan insanlar yeni bir şey düşünüyorlar. Çıkın diyorsunuz yani. Ama işte, bir şey daha var. Senin gösterdiğin cesareti sahi göstermesi yani. Lazım evet. Sana. Şey benim, let it go. Benimkisi deli cesaret olduğu için. Son söz bir şey söyleyeyim mi? Evet. Tabii bu tek taraflı bir şey değil. Yani insanların kendine güvenmesi lazım falan ama kurumların da herkesin dilinde bu insana verilen önem falan aslında palavra bu. Evet. Yani o kadar böcek gibi davranıyoruz ki. Hayır, hayır, hayır. Çok kısa evet. Rica ediyoruz. Bir dakika daha konuşsak tamam. Herhalde kimse için bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kurumlara da büyük görev düşüyor. Okay, İnsanların peki. İşlerine bir anlam getirtme sorumlulukları kurumlarda var. Evet, peki şunu soracağım Sahil Bey, yine sizle kapanış yapalım ama bir dakika içerisinde fikir beyan etmek isteyen varsa lütfen beyan etsin. Şimdi yeni bir jenerasyon var, Z jenerasyon diye bir gerçek var. Hani biz tamam, biz X jenerasyonu, biz vur sırtına al lokmayı. Yani biz her türlü her şeye varız. Yani mesaiye kalırız, temizliğe geliriz. Yani biz her şeyi yapan bir jenerasyonuz ama... Z'ler, detalar, alfalar, betalar, onları nasıl çekeceksiniz şirketinize? Şimdi bakın ben taş devrindeki bir insanı alın getirin, tıraş edin, saçını kesin, öğretin, yeter ki öğretin, beyin aynı beyin, o öğrettiğiniz işi yapar. Şimdi bütün jenerasyon farklılıkları var, doğru. Ama bu insanın ruhuna hitap edebilmeniz gerekiyor. Bütün hadise bu, hangi jenerasyon olursa olsun. Kızılderililerin bir lafı var, Kızılderililer sol sürat atla giderlermiş. Son sürat giderken birden zınk diye dururlarmış. Ne oldu dediklerinde derlermiş ki bedenlerimiz çok hızlı gitti, ruhlarımız geride kaldı. Yani bizim ruhlarımızın geride kalmaması lazım. Geride kalırsa o zaman işimiz zor. Ben de şununla final yapmak istiyorum. Bence yine aslında herkesin söylediği aynı şeye çıkıyor. Hepsi iletişimle alakalı. Bence iş hayatında, özel hayatımızda bütün şikayet ettiğimiz sorunların temelinde iletişim olduğunu düşünüyorum. Biz birbirimize destek olmayı, birbirimize bilgi öğretmeyi, birbirimize el vermeyi, tebrik etmeyi, teşekkür etmeyi, alkışlamayı bildiğimiz sürece bence iş hayatında, özel hayatında hepsinin güllük gülistanlık olacağını düşünüyorum. Sizlere tamam, çok teşekkür ederim. Hangi semt olduğumuzu sormuşsunuz. Ah evet, hemen onu soruyorum. Ya. Bir semt olsaydınız hangi semt olurdunuz? Ben kesin Kadıköy. Kadıköy mü? Evet. Siz?
Valla ben Nişantaşı'nda Nişantaşı, doğdum. Hatta Nişantaşı bilelim. Vali konağı filan siz yani. Hakikaten orada doğdum. Siz? Mahmut Paşa. Mahmut Paşa. Mahmut Paşa. Hadi al. Sağ ol, harika. Hadi buyurun.